Volkan abi kendisi 6 yıldır Japonya'da yaşıyor. Onun Japonya'ya gelmeye yaşam hikayesini merak ediyorum ben de sizler gibi. Nerede çalıştın? Hangi işlere girdi? Bir insan 1,5 saat, 2 saat çalışarak Türkiye'deki insanın bir günlük çalışmasına bedel para alıyor yani. Benim saatlik ücret minimum 8-9 dolardan başlıyor. 10, 15-20 dolara kadar çıkıyor yani. Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda konuğumuz Volkan abi. Volkan abi kendisi 6 yıldır Japonya'da yaşıyor. Onun Japonya'ya gelmeye yaşam hikayesini merak ediyorum ben de sizler gibi. Kendisinden öğrenelim abi. Sendeyiz, seni dinliyoruz. Vallahi normal ya, çok anlı öyle bir şey yok ama. Abi Japonya'ya gelme olayını anlatır mısın? Nasıl geldin? Nasıl karar verdin buralara gelmeye? Nasıl karar verdim? Ya bundan önce ben normalde aslında böyle Amerika hayalim, Amerika, İngiltere falandı. Tabi o zaman para mara sıkıntı, vize sıkıntı. Öyle böyle derken burada da benim annemin eşinin abisi var. O biraz aracı oldu diyelim. Öyle dedim, gideyim oraya. Allah ne verdiyse. Geldik buraya. Öyle yani. Peki buraya ilk geldiğinde dedin mi burası benim yaşayacağım ülke böyle, ne bileyim çok uzun süre kalmışsın çünkü. Ya şöyle, ilk geldiğin zaman burası insanın gözüne, yani mesela turistler için de öyle, ilk geldiğin zaman çok mükemmel görünüyor hani. Yani ama yaşamaya başlayınca tabii işler değişiyor. Niye? Zorluklarını anlıyorsun, çalışma şartlarını, insanları, yeme içme kültürü çok farklı bizden. Ama ben alıştım yani, benim için sıkıntı yok. Yani yeme konusunda da mesela her türlü şeyi yiyorum, yani her türlü şey derken. Ama Japon yemekleri biraz güzel gibi ya. Hani çok aşırı bence kötü güzel. Değil. Bence güzel. Diğer sushi'yi ben çok seviyorum. Mesela. Diğer Asya ülkelerine göre, mesela Çin'e göre falan bence harika. Çok çok güzel. Burada mesela köpek, kedi öyle bir şeyler, pis yenen bir şey yok. Aynen. Kesinlikle yok yani. Tavuk, biraz sushi, daha her şey yeniyor. Avrupalaşmışlar. Sushi falan çok güzel yapıyorlar. Zaten Japonya şu sushi ile ünlü. Ondan sonra matcha pudingi var. Bunların matcha ile ilgili çayları var. Var bilirsin var. Bilirsin sen abi. Ya pirinç şeyi bile var bunların. Yapıyorlar ya vurup vurup. Böyle hamur gibi yapıyorlar. Tatlı mı bilmiyorum, ben hiç denemedim ama abi, tabii. Denk gelirsem deneyeyim ben onu. Bir yere dene onu. Bunun bir yeri bile var ya. Ben onu araştırayım sana. Bir gid orada da video çek. Göster. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Abi buraya geldikten sonra nerede çalıştın? Hangi işlere girdi? Buraya geldikten sonra şöyle, o geldiğim abimin yanından ayrıldıktan sonra ya biraz tabii iyi ayrılmadık ama ayrıldık. Daha sonra inşaatta çalıştım. Kameraya bakar mısın? Ya tabii, pardon, özür dilerim. İnşaatta çalıştım. Daha sonra kebapçıda çalıştım. Normal fabrikalarda çalıştım. Çalışmadığım yer kalmadı. Hatta bir ara 2 sene, 3 sene mi, 2 sene önce Fatih abi diye birisi var, beraber döner işine girdik. Tam da korona patlak verdi. Orada bir battık güzellik. Wow. Nereden baksan kaç para girdi? Yani 2 milyon TL falan batmışızdır herhalde. Yani toplamda yani. Hani alamadığımız paralar. İşten sadece nereden baksan 8-9 milyar batmışızdır. Abi diğer alamadığımız paralar falan filan 2 milyon TL. Abi çok üzüldüm sizin adınıza ya. Bir de bana... Ya peki şimdi mesela korona zamanı başladınız oradan önce. Korona bittikten sonra devam etmek gibi bir şey... Ya şöyle, korona bitti, biz 3-4 yere daha çıktık. Ama yine orada da kazanamayınca dedik artık hani son verelim. Ya çünkü yaptıkça cebimizden gidiyor. Doğru, bir anlamı olmuyor yani. Doğru. Biz de bıraktık, malzemeleri falan satacağız işte. Ondan sonra normal işimize bakacağız, abi çalışacağız. Abi borcunu nasıl ödediniz? Böyle de çalışarak mı? Ben bir sene böyle hiç fazla gezmeden tutarak, yani nereden baksan 2 milyon TL ödedim. Of. 280-300 milyar yapıyor herhalde şu an. Sürekli işe gidiyordun değil mi? Ya sürekli çalışıyordum yani, hiç şey yapmadan, sağda solda gezmeden, takılmadan. Yani fazla bir şey hayatım yoktu öyle bir sene özellikle. Vay be. Öyle, her şeyde bir zorluk var ama tecrübe. Ama aynen senin tecrübe. İçin çok güzel bir deneyim olmuştur. Yani ben bile dinleyince yani benim için bile bir şeyler almaya çalışıyorum, kapmaya çalışıyorum. Çünkü abi işe girmiş. Zor diyorlar. Ya tabii şimdi şöyle bir şey var. Tecrübe abi senin içinde. Mesela senin gördüklerini ben görmemişim. Tamam mı? Senin tecrübelerini ben almamışımdır. Yok şey olarak geziyorsun. Ben bilmiyorum hiç. Ama burada yaşadıklarım Japonya'da 6 yaşadıklarımda. Yani yaşadığım tecrübeyi de ben bilirim. Yani herkesin şeyi farklı. Ama tecrübe acı ya da gerçek. Ha bundan sonra mesela işe girsem daha dikkatli. Hani böyle 2-3 adım sonrasını düşünerek yaparım. Herkes de böyle yapması lazım.
Ama hiçbir şey yapmadan, tecrübe edinmeden de öğrenilmiyor şimdi. Bu gerçek yani. Pataçıka yapacağız. Ben şunu söylemek istiyorum. Japonya'da alım gücü yani etraftaki ülkelere göre çok güzel. Nasıl diyecek olursanız, örnek vereyim, burada bir insan 1,5 saat 2 saat çalışarak Türkiye'deki insanın bir günlük çalışmasına bedel para alıyor yani. Sadece yani, belki bazı iş yerlerinde 1 saatlik çalışma Türkiye'deki bir günlük işe bedel. Örnek vereyim, saatlik ücret minimum 8-9 dolardan başlıyor. 10, 15, 20 dolara kadar çıkıyor yani. Belki niye bile çıkıyor bazı yerler? Yani 20 çok her yerde değil ama genelde 15, 16, 17. Ama diğer ülke, yabancı ülkelere göre, hani Amerika'ya göre yaşamı bir tık daha şey. Ucuz. Yani günlük asgari ücret ise 80, 90, 100, 150. Ya bu şekilde market fiyatları da, ya abi şöyle diyeyim, çok aşırı pahalı değil ya. Ya bence şey, meyve şeyleri biraz işte meyve. Hmm. Ama mesela yağma falan ucuz yani. Ya. Ucuz tabii değil mi? Türkiye'ye baktığın zaman o bile ucuz yani. Alım gücü olarak güzel. Ya güzel. Mesela normalde bir insan normal hiçbir şey yapmasın hani. Yapmasın derken dışarı başka ülkelere gezmeye gitmesin. Standart çok güzel hayat yaşar. Abi burada ev kiralama olaylarını nasıl yapıyorsun? Ya buraya gelmişsin, yaşamaya çalışıyorsun buralarda. Ya ben burada şu anda mesela kaldığım yer iş yerinin kendi yeri. Aa. O yüzden hani girerken herhangi bir ücret falan ödemedim. O benim için bir artı tabii. Normalde girerken bir para depozit ediyorlar herhalde bizim. Onun gibi para veriyorsun. İş yerlerinden mesela ev kiralarına yardımcı, destek oluyorlar mı? Veyahut da bulmanıza falan. Ya işte evi şirket kendisi tutuyor. Hani biz kirasını biz ödüyoruz ama şirket kendisi tutuyor. Şirket giriş aracı. Parasını falan veriyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor yani. Rahat rahat. Peki mesela şirketiniz ev tutmadığında ne yapıyorsunuz? Ya olmadığı zaman mesela şimdi istersen tam bir hani benim de Japoncam kendince iyi ama mesela tutarken evrak ayarlarken ister istemez bir Japon'dan yardım alıyoruz yani arkadaştan ya da arkadaşımızın eşinden yani yardım alıyoruz ya da gidip kendimiz böyle bir şekilde hani derdimizi anlatıp tutabiliyoruz yani. Ha, o olaylar iyi öyleyse. Yani çok da şey bir şey değil, zor bir şey değil yani. Öyleyse. Ama bazı yerlere de şeyi vermiyorlar, işte yabancılara vermiyorlar. Japon şey lazım, ne diyorlar ona? Garantör mü diyorlar? Ha. Yani bir sana şey, kefil yani, kefil olması doğru. Lazım. Aynı Türkiye'de bazı olaylar gibi. Anladım, o şekilde. Aynen öyle. Bu arada ben de YouTube yapıyordum ama. Evet, ben senin YouTube kanalına baktım. Açıklama kısmında linkini bırakacağım, Volkan Sarı yazınca çıkıyor. Ya gerçi 2 senedir yapmıyorum ama. Olsun abi, güzel, çok güzel videolarım var ya. Ben gördüm, yılanlı kafeye gitmiş, sonra burada İntihar ormanı. En fazla o izlendi zaten. 90 bin izlenmişti gördüm. 98 mi 90 bin mi bilmiyorum. Üst bir açıklama kısmına bırakacağım. Bakın abi harika ya. Ben de yakında giderim oralara. Ama inşallah ben de belki gezerken ben de gezmeyi düşünüyorum normalde. Denk geliriz abi yine bir yerlerde ya. Ve kendisiyle ben kuzeni aracılığıyla tanıştım. Kuzeniyle de Japonya'da sokakta tanıştım. Hani nasıl, ne yapıyorsun, nasıl gidiyor falan diye. Abi de sağ olsun evine davet etti beni. Gel dedi, birkaç gece kal, beraber vakit geçirelim. Çok teşekkür rica ediyorum. Rica ederim. Ama iyi anlaştık yani. Bu, aynen. Harbiden mesela ben diğer bir tane başka YouTuber arkadaşım da var. O da öyle mesela. Tanıştık abi, sanki hani izlediğin zaman daha önceden izlediğin için şey oluyorsun yani. Nasıl diyeyim sana? Böyle daha samimi oluyorsun. Hani ben senin hani videolarını izlemiyordum şimdi, yalan olmasın. Doğru. Ben çünkü bilmiyordum bile. Abimden doğru şey yaptım. Daha sonra izledim falan birkaç videonu. İnsan böyle samimi oluyor. Sanki daha önceden tanışıyormuş gibi. Aynen, sanki yıllardır tanışıyormuşuz evet. Gibi hava oluştu ya. Ama güzel oldu ya. Arkadaşlık kurmak iyi bir şeydi. Doğru. Yardımlaşmak, böyle şeyler önemli. En beğendiğin şehir neresi? Yani yıllardır buralardasın. Geziyorsun, görüyorsun. Ya çok, yani her şeyine göre değişir. Ben mesela 5 sene falan, 4,5 5 sene mi tam olarak emin değilim ama burada yaşadım. Osaka'da yaşadım. 1 sene 4 ay Kobe'de yaşadım. Neresi diye sorarsan bana göre Osaka. Çünkü yıllardır buradayım. Ama Tokyo ile Osaka'yı karşılaştırırsan daha büyük şehir olduğu için, daha canlı olduğu için Tokyo. Ama insan olarak böyle cana yakın olarak Osaka, çoğu insan öyle. Osaka Japonya'nın ikinci büyük şehri değil mi? Aynen şey olarak kalabalık şehri falan. Aynen. Bilmiyorum ama kalabalık olan. Ben de sevdim. Osaka güzel bir yer. Hani kendi içinde güzel. Gece eğlencesi de olan bir yer. Ondan tabii, sonra kalabalık da bayağı. Ulaşım falan da çok kolay. Metrolar zaten, insanlar genelde bisiklet kullanıyor buralarda. Abinin de bisikleti var. Biraz bilmedin. Aynen, bisiklete binip geziyorum ben arada buraları.
Mesela şehir güzel. Kyoto da güzel mesela. Kyoto Tokyo'dan önce buranın başkentiydi. Mesela. Vay be. Tabii. Japonya'da. Tabii. Aa. Ondan önce neresiymiş ya? Yalan olmasın söylemişti bana. Hokkaido mu dedi. Yani abi şey Japonya'da çok ilginç yerler var. Bak Hiroşima var, Fuji Dağı var. Ya yani gör bitmez abi. Buraya yani bir yıl ayırsak anca gezeriz gibi geliyor. Ama çok maddi biraz şey lazım. Ya evet burası biraz pahalı. Maddi anlamda pahalı. Yani Türkiye şartlarına göre baktığın zaman pahalı ama bir Amerika'dan birisi gelse cebinde 5-6 bin dolar rahat gezer yani. Abi bak ben buraya geldim. Zara'ya falan gittim. Böyle ünlü markalara gittim. Bizim Türkiye'ye göre çok ucuz geliyor buradaki insanlar. Örnek benim Zara bizim oradaki LC ve Waikiki gibi. Bak ben bu üstümdeki pantolonu bunu hepsini Zara'dan aldım. Ya yani çok güzel bak bu pantolon. Bunu beğendim ben. 45 dolar falan yapıyor. 45-50 dolar bakayım düştüm. Tamam yok. 55-60 dolar falan yapıyor. Buradaki insanlar için para değil abi. Ama bizim yani ülkemize para geliyor. Tabii canım kaç gün çalışman gerekiyor mesela bir pantolon almak için? Ya bunu bir tane 3 tane tişört aldım. Bir gün çalışsam Zara'dan en güzel kıyafetleri alabiliyor. Abi paranın yani yüksekliği önemli. Alım gücü. Abi ben şunu istiyorum ya. Türkiye'de şey olsun. Asgari ücret yüksek olsun. Gene evlerin fiyatı da yüksek olsun. Ama dünyaya çıktığımızda, dünyayı gezmek istediğimizde paramızın değeri olsun abi ya. Hani, ama yok işte. İşte bak şunu istiyorum. Ekonomi. Bak abi 50 bin olsun asgari ücret. Evin kirası da 15 bin, 20 bin olsun. Hani öderiz. Onu öyle döndürürüz. Ama dünyada işte paramız olmuyor. Evet, maalesef. Ama bir gün olacak. Ben İnşallah. İnanıyorum ya. Ya İlla ki olacak ya. Bundan önce de daha yıllar önce de Osmanlı'nın parası değerliydi. İşte evet. Ya bundan sonra da geliştikçe inşallah gelişir. Öyle umut ediyoruz yani. Abi evet ya. Burada seçimler falan oldu. Ben mesela sana lafını böldüm de. Kusura bakma. Almancılar gibi mesela. Almancılar diyor. Sen bana sorsana nasıl falan. Türkiye. Ya bana göre ya ben Türk'üm. Hani Allah'a şükür Türkiye'yi çok seviyorum. Hani vatanım. Ama yaşama anlamında ben bilmiyorum. Şu anda Türkiye'ye gitsem uzun süre kalabilir miyim emin değilim. Yani gidip bir sene, bir buçuk sene yaşayabilir miyim emin değilim. Çünkü buranın kültürüne alıştım. Hani refahına alıştım. Abi bak şöyle bir muhabbet var. Sen şöyle bir muhabbet var orayı keseceğim. Kafa gitti. Tamam bir şey olmaz. Bak benzinin litresinin fiyatı Türkiye'den daha ucuz abi burada. Ya hani aldığım 150-160 yani. Şey. O da 1.20 sent falan yapıyor abi. Evet. Türkiye'de bile nereden baksan daha pahalı. Buradaki insanların alım gücünü az çok anlayabiliyor musunuz yani? Ve ondan sonra ya ilginç şeyler var abi. Bak size şeyi göstermek istiyorum. Burada her yerde otomatlar falan var. Şöyle dur. Abi göstereyim geleyim ben. Hemen geliyorum. Bizim metrolarda falan var ya. Bak böyle otomatlar var. Her yerde adım başı. Binaların önlerinde, evlerin önlerinde. Ben şey duymuştum. İnsan sayısından çok otomat mı ne varmış? Abi bu şey doğru mu? İnsan sayısından çok otomat mı var? Böyle bir muhabbet var da doğru mu bilmiyorum. Değil mi? Yani o kadar çok olacağını sanmıyorum da yine bayağı var. Çok var ama. Mesela lambada görmüşsünüz zaten. İki adımda bir şey var. Evet evet. Otomat var yani. Aa bak orada abi oyun falan oynuyorlar. Yani bu Japon oyunu mu? Gösterelim mi? Şey ya bu herhalde. Beyzbol var ya. Aa abi gidelim. Mesela bu Japonya'da beyzbolu çok seviyorlar. Vay be. Tabii. Abi gidelim bakalım. Alayım çantanı ben sana. Abi teşekkür ederim ya. Nasıl takayım? Tak öyle bir şey olmaz ya. Abinin kaldığı yer biraz nasıl desem şehirden uzak bir yer. Aynen. Küçük evler falan var. Koskocaman her yerde park var zaten buralarda. Yeşillik alanlar. İnsanlar buralara gelip takılıyorlar. Ay. Burada mesela bak kaç senedir buradayım. Buraya belki de 5-6 kere girmişim. O kadar. Biz Türkler böyleyiz abi. Adamlar mesela sürekli hafta sonu yani ne bileyim çocuklarıyla, arkadaşlarıyla geliyor, oturuyor burada, sohbet ediyor, temiz hava alıyor. Kaç senedir buradayım? Ben belki 5 kere anca gelmişim. Aa, güzel evimin fark. Yanında bir de. Güzel bak. Aa etraf bu şekil. Birazdan gösteririm. Burada mesela kaldırımlara falan araba park etmezler. Her evin garajı vardır. Ya garajı var, şey var, park yeri. Herkes ayrı ücretini ödüyor mesela 10 bin yen ya da ne bileyim 15 bin yen. Yerine göre değişiyor. Abi bunlar bildiğin çimende oynuyorlar. Bu oyun çimende mi oynanıyor acaba? Beyzbol herhalde. Beyzbol ya işte. Vay be. Burada da beyzbol çok seviliyor. Futboldan fazla vay, beyzbol. Profesyonel oynuyor gibiler ha. Ya adamlar yapıyor abi. Bak. Of çok güzel ya. Araba muhabbetim tam bilmem ama şey var. Araba alırken
Otopark göstermek zorundasın yani. Ya yani otoparkı kiralayacaksın ya da evinde varsa altında. Vay be, öyle bir sistem yani. Var ha abi. Yoksa burada Türkiye'deki gibi arabadan geçilmez ki yollar. Doğru doğru. Zaten çok insanlar araba kullanmıyor gibi ya, ben gördüm. Abi. Ya, genelde işte göster bakayım. Çok uzaktayız, gözükmüyor da çocuklar oynuyorlar, takılıyorlar. Var ya. Bu aynen. İçmiş muhabbeti. Yani değil mi, keşke çıksam gitsem. Sen gibi geçsem. Kafasındayım. Abi umarım bir gün olur ya. Geziyor musun? Çekiyor musun? He? Şimdi şeye gidiyoruz. Burada market var. Japon marketine. Bak aa, buralarda da bunlardan var. İçecek alma yerleri. Nereye gidelim? Seven Eleven'a mı gidelim yoksa diğer... Ona gidelim. Burası daha yakın gibi. Ha, oraya gidelim. Her yerde bisikletleri insanlar bırakıyor, gidiyor böyle sokağın ortasına. Normalde aslında şey ya, bak oraya bırakılıyor galiba. Hmm. Buranın kilitleri de şu şekilde, bakın. Buraya kilit mesela yapmışlar. Bu bisikletler için de şey var. Ne? Otopark gibi aynı. Böyle bisikletleri bırakıyorsun. Ha evet evet. Para ben... 100 yen mesela, günlük 100 yen ya da 150 yen. Görmüştüm ya ben onları. Bugün de hava bayağı sıcak. Mesela buralarda bak, özellikle buralarda fazla sıkıntı yok ama mesela orada Tomburi gibi ha, insanlar abi, çok olduğu yerlerde bıraktığın zaman böyle aynı hani arabalara ceza yazıyorlar ya. Evet. Bisikletlere de böyle yakalıklarını alıp götürüyorlar. Ben geçen gün gördüm biliyor musun? Adam sokağın ortasında bırakmış, alıp götürüyorlardı. Var, benimkini götürdüler bir yere. Gerçekten. Valla gittim 2000 yen ceza, 2005 yen ceza dedim. Abi bak, her yerde bisiklet yolu var. Yayı geçitlerinde bisiklet yolu. Sonra şu yollar böyle kilometreler boyunca bisiklet yolları var. Bir arabalar ne kadar yavaş gidiyor. Yollar da geniş. 4, 3 şeritli yol yapmışlar abi o. Biraz şey ya, o kadar... Tabii işlek de o kadar da çok arabanın geçtiği yer değil. Burada anladım. Otobüs durakları da şu şekilde. Otobüslerin geleceğine göre mesela... Göstermiş buraya. Bir durak sonra gelecek burada diyor. Bak burası mesela Namba'ya gidiyor. Orası en merkezi yer Namba'ya gidiyor. Ya ilk sıradaki hangisi size böyle yanıp sönüyor işte gelmeden önce. Güzel bir uygulama. Gel ya. İnsanlar buraya geldiği zaman ne zaman otobüsü kalkacağını anlayabiliyorlar. Ya internetten de zaten görebiliyorsun, bakabiliyorsun. Map'ten. Uygulamalar da var. Her yer bisiklet dolu. Normalde işte burası normal o kadar şey bir yer olmadığı için normalde abi, yasak. Ben geçen gün o en merkezi yerde bisikletin anahtarını üzerinde unuttum. Bir saat sonra falan gittim, kimse ellememiş ya. Bak şöyle bir şey var, benim arkadaşımın başına geldi. Bisikletini bu dediğimiz yer var ya, marketler gibi. Evet, evet. Önüne bırakmış, yabancının biri almış gitmiş mesela. Oha. Japonlar yapmaz onu. He. Yapmaz yani. Benim hiç başım, ben gel, bu muhabbet gelmiş açılmışken şunu söyleyeyim. Benim cüzdanım düştü iki kere. İki kere cüzdanım düştü. İçinde 100 bin yen, 130 bin yen falan vardı ikisinde de ortalama. O da 1000 dolar yapıyor. Hemen hemen. O hiç bir şey olmadan geri geldi. O iki cüzdan da içinden parası kaybolmadan geri geldi. İş yerinde paramı düşürdüm, cüzdanımı düşürdüm. 80 bin yen vardı yabancıların olduğu yerde. İçinde para gitti, cüzdanı aldım ama içindeki para abi, gitti. Abi Japonlardan öğrenecek çok şeyimiz var ya. Var var. Sahip yani o. Ben şuna inanıyorum. Şunu söylemek istiyorum videoda özellikle. Abi bir dinle veyahut da bir başka... Dur. Bir din ile ya insanın dürüstlüğü, saygılığı veyahut da iyi bir insan olmak dine göre değil abi. Din, ırk fark etmiyor. Tabii ki, tabii ki. Abi şu Japonlar yani çok çok iyi insanlar yani, öyle bizim diyeyim. Bizim mesela hele Hristiyanların içinde de var, Müslümanların içinde de var, iyi insan, kötü insan. Abi Tayland'da insanlar şeye tapıyorlar. Hani Buda'ya Muda'ya tapıyorlar ama onlar kadar iyi insan yok ya. Kimsenin bir şeyini ellemezler. Tayland. Evet, markete de geldik, burası Japon market. Ama bizim içliğimizde de iyi insanlar var. Tabii canım, hepimizde var. Her milletin içinde kötü insan, işte iyi insan var zaten. Konnichiwa. Daijoubu. Marketler öyle güzel. Yemek, yiyecek, her şeyi bulabilirsiniz buralarda. Elmesin. Tamam. Su alalım ya. İçkiler, biralar burada bak. Biraları göster. Bira çok uzun. Ucuz burada. Uzun dedim. Sudan ucuz ha. Sudan ucuz. Yani bak bunları içki, göstereyim. İçkiyi sevenler çok mutlu olur o anlamda. Evet. Bunların tanesi 1 dolar. Bu büyükler de işte 1,5 dolar falan. Aynen. Şu yüzlerden 150, hemen 1 dolar 140, 135 yen evet, falan. Evet. 1 dolar falan işte öyle. Bisküler de var. Bisküler nerede? Bisküler de ucuz. Neredeydi ya? Burada biz var. Biz ilgi alanımıza geldik. Evet. Markete geldik abi. Ha baba. Bütün içkiler burada. Oo. Şarap var. Abi şarap. Japon içkileri var. Bakalım bak, böyle küçük viski var. Küçük viski var. 1,5 2 dolar işte böyle.
yok ne kadar? 3-2 dolara 2 Abi bunu içsek kafayı buluruz ama. İyi kafa. Şu büyüğü şu mesela 700-800 ne kadar yapıyor? 5-6 dolar falan yapıyor. Oo abi var ya bizi uçurtur bunlar ya. Yani işte Türkiye'de mesela bunu o kadar alamazsın. Tabii. Hani en son ne zaman Türkiye'deydin de? Ben 2 sene oldu abi. 2 senedir yollardayım. Bayağı unuttum ya Türkiye'yi. Bak mesela şu da var. Japonya'da çoğu yerde mesela bu bento evet. diyorlar buna. İşten çıktın, yemek yapmaya üşeniyorsan mesela hemen al bunu. Bu ısıtıcı var. Bu ne kadarmış abi? Mikrodalga. Ne kadar? 500 yen. Ne kadar yani? 3-3,5 dolar falan işte. Ha. Böyle yemekler var buralarda. Hemen ısıtıyorlar burada. Evet, tetrimuzda satıyorlar. Tanesi 60 yen. Ne kadar yapmış? Yarım saatten az. Yani belki 40 saat falan. Bir tanesi. Abi burada domuz var bak. Narif domuz. Japonlar seviyor balık mesela. 230 yen. Hemen hemen bir şey değil. Dolar falan. Ya bir şey ya iyi yiyor anlamda alım gücü olarak. İyi sadece bizde hani ister istemez kültürü farklı. Abi marketlerde şeyler de var fotokopi alanları. Ya bundan mesela şey yapabiliyorsun. Telefonunda fotoğrafın var mesela buradan renk çıkartabiliyorsun. Herhangi bir belge çıkartabiliyorsun. Ben bunu 4-5 farklı markette gördüm. Her yerde var gibi ya. Var var her gibisinde var. Çünkü bunlar çok kullanılıyor burada. Uygulamaları bile var telefonda. Uygulamalardan fotoğrafları çıkartabiliyorsun. Burada bir de her markette kahve alabileceğiniz yerler var. Ama sana Japonların şeylerini... Dergileri. Abi şuna bakalım. Şu ilgimi çekti biraz. Bu mu? Bu nedir? İçi açılıyor mu? Açılmıyor bunu buraya kapatmışlar. Açmasınlar diye. He bakmasınlar. Ama şu kenarlardan bakalım. Hepsini öyle yapmıştı. Ya şuna şuraya. Ya bir ihtimalle çok bunları. Bakıyorlar ya bunlar da kadın muhabbeti var ya. Ben şeyi göstereyim bak. Şu kahve her yerde kahve alanları var. Abim kahve latte seviyor. Latte, cappuccino, latte. Hadi biz suyumuzu alıp gidelim abi. Alo. Beni almaya geldi küçük kardeşim. Bak, bu park alanları dediğin yerler buralar herhalde abi. Aynen burası bak. Gel onu göstereyim. Dedim işte araba almadan önce böyle evin hani altında ya da şeyinde yerin yoksa böyle kiralamak zorundasın. Hmm. Kiraladıktan sonra işte belgesini alıyorsun. İşte nereye verilmesi gerekiyorsa veriyor. Elektronik her şey. Aynen. Tabii kiralama şey de oluyor mesela. Namba'ya gittin uzak bir yere, arabanı bir yere bırakacaksın. Geliyorsun buraya bırakıyorsun bir saat, iki saat ya da bir gün. Hmm. Saat ne kadarmış mesela bunun? Gel burada yazıyor burada. Şu büyük tabelada. Evet. Büyüklerde yazıyordu mesela. Bak 24 saati 600 diyor. 600 yani. Mesela 8'den akşam 8'den sabah 8'e kadar 300 yani. Hmm. Öyle. Çok da hani bak şeyler var buralarda. Bir de korumalar falan var. Arabanı kimse alıp götüremez. Ya hem öyle bir de şimdi adamlar ödemesin diye işte hani ödemeden kaçarlarsa sıkıntı olmaz. Ya Japonlar hepsi yapmaz ama yabancılar yapabilir daha. Doğru. Dur koy. Evlerin altında da böyle park edecek yerler var. Her evin altı bu şekilde. Ya bunlara şey gerekmiyor ya. Adamların kendi evi zaten. Gösteriyorlar. Abi sistem ne güzel bir şey ya. Tabii abi bak, bizdeki gibi dışarıda araba kirliliği olmuyor ki. Bizde tabii. Her yerde şey var araba koyuyor. Normalde buralarda hep araba dolması lazım ama yani. Öyle bir şey olsa buradan geçebilirler mi? Tabii ya. Düşün ambulans bizde oluyor. Mesela ambulanslar şeyler yoldan geçemiyor. Önemli hayır, şeyler. Burası da park edecek alan. Yok burası da aynen. Burası şey işte evlerin kendine ait şeyleri olabilir. Sitelerin falan her yeri böyle boş bırakmış. Ama bizim ülkemizde de yavaş yavaş yapıyorlar böyle şeyler. Hemen yapmaları lazım abi. Aynen. Bak çöpler oraya gömülüyor. Burada çöpleri çöpçüler gelecekler atacaklar. Böyle bırakıyorlar yolun kenarında. Aha hemen karşımızda da var park edecek. Her yer park edecek yer dolu abi. Bizim abinin kaldığı evde burası Volkan abinin kaldığı. Burası. Bizim fakirhane. Bir şey alıyoruz oğlum. Benim bir zamanki halimde gelsen sen var ya. Bisiklet park edecek alan da var.